Oğlum senin ne işin var? Sen niye geliyorsun? Savcım içeride söyledim ya ben de geleceğim diye. Allah Allah. Geç arkaya. Halil Sadi'nin oğlu gelecek öne. Gel sen buraya gel. Ya ben öne oturayım. Bak arkada aynanın önünü kapatırım ben senin. Boy var ya bende. Ya geleceksen arkada otur. Geç. Ben konuşacağım bu çocukla. Öne geç. Öne. Gel buraya. Yanıma gel. Geç böyle. Ah sabır. Çok güzel bir öneri. Gerçekten yaptın. Oğlum gerginlik olmasın. Bir adamla yüz yüze kalma diye öyle söyledi. Bir de atın şu gözlükleri. Bu ne oğlum gözünüzde? Yüzünüzü gözünüz görmüyorum ya. Çıkarın onları. Allah'ım yarabbim. Sanki yani. Savcım sen bugün aç mısın? Aç mı kalktın yani? Yemedin mi? Kahvaltı yapmamış. Yo yedim. Bak kemerini. Ya bir şeyler alayım ben sana yolda. Oğlum yavaşça çeksene şu kemeri sen. Sen bu sebebi ziyaretini söyleyecek misin savcı? Yoksa böyle sonu belli olmayan film gibi gerileceğiz mi? Sen şimdi çocuğun abisini tanıyor musun? Ne alakası var savcım şimdi? Ne düşünüyorsun? Allah sahibine bağışlasın. Sen şimdi başta bu çocuğa bir ısınamamışsın. Anladım. Onun dolandırıcı olabileceğini düşünmüşsün. Yani çocuğun başta abisi olduğuna inanmamışsın. Öyle mi? Soner hatasını anladık. Yarın da özrünü de diledi savcım. Gözün mü tutmadı? Ne dememi istiyorsun? Ben şu anda anlamadım ki. Şimdi bak. Sen bana geldin. Dedin ki Akgün İstanbul'a gidiyor. Babamın yanına gidiyor. Başını belaya sokacak. Sen bu çocuğu geri çevir dedin. Durdur dedin. Başını belaya sokmasın dedin. Sonra bir suç uydurup kendine... Onun yanına girdin, sırf onu yalnız bırakmamak için, korumak için cezaevine girdin yanına. Şimdi bu yaptığını kardeş kardeşe yapmaz bugün. Haksız mıyım? Soner'in yeri ayrı savcım, onun kıymetine değer biçilmez. Bana iyi bir şey mi söyledin az önce? Hmm. Bak, tekrar ediyorum. Bu çocuğun abisiyle ilgili ne düşünüyorsun? Soner, olumsuz konuşmada daha fazla gerilmeyelim, ne olur. Ciğeri beş para etmez. Ya yapma şunu, annemin oğlu bu adam ya, tamam. Yalan söylüyor. Lan yapma şunu. Sen bir sus. Sen konuş. İspatlayamam. İspatlayamam ama zararı dokunacak. Şimdi bu çocuğun senden bir talebi oldu mu? Ha? Para mara herhangi bir şey istedi mi senden? Teklif ettim, kabul etmedi. Tamam. Sen gittin, çocuğu buldun. Oturdunuz, konuştunuz ama sürekli olarak tekrar ettiği, senin üzerinden sana talepte bulunduğu bir şeyler var mı? Yani konuyu evirip çevirip aynı yere getirdiği bir mevzu var mı? Nereye varmaya çalışıyorsun savcım? Şuraya varmak istiyorum. Bu çocuk eğer seninle ilgili bir plan kuruyorsa, kafasında bir şeyler varsa bununla ilgili bir cümlesi de vardır. Yani cümleyi, konuyu öyle ya da böyle evirip çevirip aynı yere getiriyor mu bu çocuk? Bu kimin biliyor musun? Babanın. Selçuk Taşkın'ın. Belki de... Ona bunu sen verirsin ha? Sevinir. Biliyorum Akgün. Baban yaşıyor. Ya ben anlayamadım ya şu anda. Neden ben şu anda burada oturuyorum? Yani bunları konuşmak için mi dolaşıyoruz? Ben niye buradayım anlamadım yani. Şunun için buradasın. Biz şimdi gözaltında olan bir tane adam var. Bir şahıs. Katil zanlısı bir şahıs. Halil Sadi ile uzun süredir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Gideceğiz, onunla konuşacağız. Boş peş edeceğiz yani. Ha, anladım. Boş peş etmeyeceğiz. Gözünü korkutacağız. Bayağı korkudan titresin istiyorum ya. Halil Sadi'nin yöntemlerini Halil Sadi'nin oğlundan dinlesin istiyorum yani. Ne diyorsun? Çok zorlanmış. Biz sonrasında serbest miyiz savcım? Bunun yarısını veriyorum sana, tamam mı? Efsane görünüyor. Görünüyor tabii, ben yaptım. Dur ya. Koy onu yere, düşecek. Hatta şöyle yapalım. Al ya, bunun hepsini al sen. Sen yemeyecek misin? Yemeyeceğim. Elim bile sürmeyeceğim. Dur, düşecek. Getir şunu. Allah! Ha. Tamam. Abla. Bu senin yaptığın iyilik. Ben bunu unutmayacağım abla. Yazdım bunu bir kenara. Hep kardeşini düşünüyorsun.
Niye çıktı o pasta dolapta? Ya Naz ablanın bir arkadaşı içinmiş anne. Onun kutlaması varmış. O iptal olunca da altıya kaldı. Öyle mi? Öyle. Koy onun yarısını geri. Niye ya? Altay. Hayır ya. Ya koy şunu geri. Ben de yiyeceğim ya. Neyse. Sen beni arabada bekle. Okula bırakacağım seni, babanı uğrayacağım daha. Hadi. Anne ya. Ya hadi. Dolaba koyuyorum. Afiyet olsun sana. Teşekkür ederim. Ne oluyor? Bir şey yok. Yağmur. Akgün gelecek akşam. Baban çağırmış, doğum günüymüş. Ha öyle miymiş? Ya. Kime yaptın pastayı? Anne ben gelmeyeyim akşam yemeğe ya. Hadi. Aşkım bu böyle bir katlanılmaz bir acı döngüsüne dönüşmeyecek değil mi? Bir tane. Drama yapmayalım ne olur ya. İyi tamam. Tamam gelirim otururum masada. Tamam konuşacağız bunu. Ne oldu? Serap'ı ikna edemedin mi? Bu MOBES'e kayıtlara eklenmiş. Görüntüler silinmiş. O kayıtlar elinde olsaydı Serap'a ihtiyacım kalmayacaktı. Beni salıvermek zorundasın savcı. Son dakikaların tadını çıkar. Şimdi bak Fatih, sen buradan elini kolunu sallayarak çıksan bile dışarıda seni bekleyen başka bir esaret olacak. Bu görüntüleri silen adamlar günü geldiğinde o görüntüleri sana karşı kullanacaklar. O yüzden seni biriyle tanıştıracağım şimdi. Konuşun biraz. Halil Sadi Sancaktar'ın oğlu. Sen zaten tanıyorsundur da. Akgün. Ah, Selim'e bakmıştın. Canan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya bir sarılayım sana. İyi ki doğdun. Mutlu yaşların olsun. Var olun Canan Hanım. Sağ olun. Teşekkür ederim ya. Utandım. Sağ olun. Selim Savcı mı söyledi size? Hemen çağırayım kendisini. Sorguya girmiştim. Yok yok. Bir oturalım konuşalım seninle ya. Ne konuda konuşacağız canım? Sence? Mehmet Ali Ütük. 5 sene avukatlığını yaptı babamın. Her işine koşturdu. Trafik kazası. Allah rahmet eylesin. Zafer Dalgıç. 4 sene. Babamın avukatlığını yaptı. Turp gibi adam 50 yaşına varmadan kalp krizi. Allah rahmet eylesin. Yani demem o ki avukat. Benim babam avukatları çok sever ama sır biriktirmeyi sevmez. Harcar adamı. Ben de Münir Sarpkan'ı ekleyeyim o zaman. Sen biliyorsun zaten onu. O da şimdi tanık korumada. Halil Sadi ismi bana hiçbir şey ifade etmiyor. Ben bu olaylara birebir şahit oldum. Kullanat yapar. Yaş kaçtı bu arada? 46. İşte 2-3 sene falan. Çıksan bile. Tadını çıkarmak lazım. Bahsettiğiniz Halil Sadi ismiyle benim hiçbir... Tamam anladık onu. Devam et. Kendi öz oğlunu ya. Beni. Öldüreseye dövdürüp bir kenara atmış caniden bahsediyoruz biz. Halil Sadi işine yaramayan adamın selasını okutur. Öyle... Kafana filan da sıkmazlar böyle savcım. Kafasına filan da sıkmazlar yani. Doğal ölüm yazar ya raporda. Ben mesela birçok cenazeye katıldım. Güya ben.
Şimdi Fatih, şöyle yapalım. Sen itirafını yap. En düşük şekilde ceza alacağın formülde taksirle adam öldürme üzerinden ben sana bir iddianame hazırlayayım. Sen de bana Halil Sadi ile ilgili elinde olan her şeyi ver. Benim bir tanığım var. Ben hiçbir şey yapmadım. Anlaşma falan yok. İyi, en azından Halil Sadi ile bir bağlantım yok demiyorsun. Sen bence bu çocuğun söylediklerini bir düşün. 10 dakika sonra seni buradan çıkarırlar. Şimdi Yağmur birazcık durumlardan bahsetti bana. Senin bu kas katı halinin sebebi Selim'se, hani Selim izin vermiyor diye böyle davranıyorsa, ama bunu anlarım. Ben bu şekilde nasıl olacağını ben bulamadım şimdi. Ben şu an sizinle nasıl konuşacağımı bilemiyorum Canan Hanım. Yani yüzünüze karşı. Mevzu bahis şimdi şey olunca. Tek sebep Selim değil demek ki, onu anlıyorum. Yani arkasından iş çeviriyormuşum gibi hissediyorum. Ama yani şimdi evlilik teklif etmek de birazcık anormal bir durum. Ya. Ya. Onu işte yaşarken öğrendim onu da. Çok kalın çizgilerin var senin. Belli. Yağmur anlattı biraz. Sen çok duvarlı bir insansın. Evet, aynı yerden bakmıyoruz Yağmur'la. Biraz farklıyız biz. İşte senin yanıldığın yer burası bak. Sen Yağmur'a benzemediğini düşünüyorsun ama ben müsaade edersen kızım biraz anlatayım sana, bir tanıtayım. Estağfurullah. Yağmur bir defa çok yargılıdır, çok. Çok duvarlıdır senin gibi aslında. İnsan seçer. Ne bileyim, asosyaldir aslında yani birazcık. Öyle çok etrafında insan yoktur yani, arkadaşı falan. İnatçıdır. Bütün bunların hepsi babasından gelen özellikler. Gerçi inatçı olması aslında biraz benden de var ama neyse. Ama yani hayatında ilk defa benim gibi bir risk aldı. Değişmekten ödü kopmasına rağmen çok ciddi bir risk aldı ve bunu niye yaptı? Senin için. Aynen. Senin için, haksız mıyım? Benim için kendinden taviz verdi işte. Verdi, evet. Sen bunu görmüyorsan eğer, yani diyorsan ki ben işte kendi bildiğim yoldan gideceğim, ben böyleyim, kalın çizgilerim, duvarlarım falan filan. Eğer böyle gideceksen yani, ben Yağmur'un yanında olmasını istemem. Onu mutsuz edecek herhangi bir ihtimali ben Yağmur'un yanına yaklaştırmam. Yağmur ufaktan tedbirini aldı. Benim özür dilemem gerekiyorsa ya Canan Hanım, sizden çok özür dilerim. Ya ne özürü, yani özür diyecek bir şey yok. Ben özür dilediği anlatmıyorum sana bunları. Sen kalbinin sesini dinleyeceksen, istiyorsan eğer, gerekli cesareti de göstermek zorundasın. Yağmur gibi. Ben görüyorum Yağmur'u, yani bugüne kadar bir sürü taviz verdi. Belki de bu defa senin biraz taviz vermen, kendini biraz kırman gerekiyordur. Yoksa yani bu ben öyleyim, ben de hiç değişmem, böyleyim falan diye hiçbir ilişki olmaz. Hiçbir ilişki yürütemezsin sen böyle. Tamam mı? Öyle hemen de buz gibi bakma şimdi. Asma suratını, gel akşam yemeğe. Akşam için Canan Hanım, beni affedin ne olur. Ama şimdiden herkes için eziyet olacak. Orada Yağmur'la benim durumum zaten belli. Savcım da sen arada kalacak. Hepimizi ekstra yoracak bu durum. Siz de biliyorsunuz. Affedin Canan Hanım, ne olur beni. İşe yaramadı sanki savcı. Yok, tam tersi. Ama şimdi kafası karıştı. Zaten panik bir tiptir. Etkisinden bir süre çıkamayacak. Öyle döndürüp duracak kafasını. Bir faydam dokundu yani. Dokunduysa ne hala? Bir de ben hikayeyi süsledim biraz. Bu Zafer Dalgıç var ya. Adam çok bile yaşadı ya zaten. Kalp var, tansiyon var, prostat var. Babamın da ölümüyle falan hiç alakası yok. Babanla ilgili bildiğin başka şeyler varsa o bilgileri seninle bir ara konuşmak isterim. Babam bana hiç bilgi vermedi. Emir verdi. Ama bir şeye ihtiyacın olursa eve gelme savcım, ev dağınık oluyor. Sen ara, biz geliriz. Adım Soner bu arada. İyi, hadi bakalım. Halil Sadi'nin oğlu Soner. Gel benimle. Memnun oldum. Hmm.
Fatih. Serap, ben çıktım. Konuşmamız lazım. Neredesin? Evdeyim. Anne, ne yapıyorsun sen? Yine bağıracak mısın bana? Ben bağırmıyorum ki sana. Bunu neden yaptığını biliyorum ben. Kaan, sen 13 yaşındayken öldü babam. Yalnız büyüdün, eksik kaldın. Ve hayatımızda ilk defa biri sana yardım etti, seni korudu. Yanında oldu. Anne, bana sakın baban gibi falan deme. Baban gibi demeyeceğim, o senin baban değil, biliyorum. Ama Fatih... ilk defa yeniden bir aile olabileceğimizi hissettirdi bana. Ne yapsaydım Kaan? Bak, sen bu zamana kadar her şeyin en iyisini, en güzelini yaptın. Eksik bir şey yaptıysak da beraber yaptık bunu. Ama anlamadığın şey şu. Bizim gerçekten birine ihtiyacımız yok. Anla bunu. Gerçekten yok. Biz her şeyin üstesinden beraber geliriz. Gerçekten geliriz. Ya. Bak, lütfen böyle bir şey yapma. Benim için asla böyle bir şey yapma. Tamam? Selim. Bitti mi işin? Geç kalmayalım masaya. Tamam, bitti bitti, çıkalım. Sen de gelmeyeceğim dedin ama gel yani, o kadar söyledik. Bir mazeret uydurma yani. Savcım, akşam beni mazur görsen sen ya, lütfen. Tamam tamam, bırak ya, ben konuştum onunla. İyi tamam. Hadi görüşürüz. Selametle savcım. Ne oldu? Bünyenin kaldıramayacağı bir şeyler mi söyledi sana? Oğlum, öyle ya da böyle işte, insanlar bir çizgi çekiyor önümüze. Haklılar da. Ne desem boş. Kızsam olmaz. Suçlasam olmaz. Ne olur yok yani, ne diyeyim. Haklılar. Mekana geçiyor mu? Tamam, benim de abiyle ufak bir işim var, onu halledip gelirim. Abiyle? Sıra. Ne abi Sıra? Tamam, kapat. Selamünaleyküm. Hakkın. Bir konuşalım mı müsaitsen işin yoksa? Da. Şimdi bunu sana söyleyip söylememe konusunda çok kararsız kaldım ama eğer birbirimize biz kardeş diyeceksek... aramızda da birbirimizden sakladığımız bir sır olmamalı diye düşünüyorum. Da. Şimdi benim en önem verdiğim konu güven. Yani ben sana güvenmek istiyorum. O yüzden de kartlar artık açık oynuyorum, senin anlayacağın. Haklıydın. Babam hayatta. Şimdi ben bugün senin emanetini birinci elden direkt ben teslim edeceğim. Teslim ediyorsun o zaman, sen babanla görüşüyorsun. Yani çok sık değil tabii. Çünkü en sonki görüşmemizde hayat tehlikeye girdi benim yüzümden. Savcım da yasak etti bizim görüşmemizi. Bana bir telefon numarası yolladı babam en son. Kağıt üstünde yani. Ben aradım. Sonra o telefon numarasının kayıtlı olduğu adresi buldum. Akıllı çocuksun. Şimdi eğer senin de söylemen gereken bir şey varsa konuş, şimdi konuş. Yok mu? Tamam. Selametle. Akgün. Sağ ol. Şimdi daha çok kardeş olduk.
sertifika bütün dünyada geçerliliği olan çok prestijli bir sertifika. İleride eğitim hayatını yurt dışında devam ettirmek isterse burs imkanları olsun, başka imkanları olsun birçok konuda kapı açar önüne. İyi, çok iyi değil mi Selim? Şimdi hocam ben bir şey merak ediyorum. Buyurun. Bizim bu okula verdiğimiz meblağı bu programın masraflarıyla karşılaştırdığımızda neredeyse kafa kafaya geliyor. Yani öğrenciler hangi kriterlere göre seçiliyor acaba onu merak ediyorum. Şöyle, yıl içinde gösterdikleri akademik başarı doğrultusunda ya da yönetim kurulu üyelerimizin tavsiyesiyle uygun gördüğümüz başarılı öğrenciler arasından seçip programa dahil ediyoruz. Hı, çok güzel. Şimdi demin bizim oğlanın notlarını gösterdiniz. Hı. Not ortalaması 70 civarında. Evet. Yani seçilme kriteri anladığım kadarıyla akademik başarı değil gibi sanki. Altay'ın akademik başarıyla seçilmediği doğru. Ancak geçmiş dönemde vakfımızın başkanlığını da yapan çok kıymetli üyemiz, onun tavsiyeleriyle Altay'ı bu programa dahil etmeye karar verdik. Bir dakika ya. Ne tavsiyesi? Bizim zaten vakıfta tanıdığımız yok ki. Demek ki o sizi tanıyor. Kim olduğunu öğrenebilir miyim acaba? Tabii. Yönetim kurulu üyemiz. Boran Yaman. Boran Bey, bizimle... Hadi kalk. Canan kalk, yürü gidiyoruz. Ne oldu? Nereye gidiyorsun bir şimdi? Problem mi var? Oğlumun adını o listeden derhal şu anda hemen siler misiniz lütfen? Selim bir konuşsak. Hadi kalk Canan, yürü gidiyoruz. Ama. Pardon. Sonra bir sorun tekrar mu? Konuşacağız. Yok yok, bir sorun yok. Yani belki de var, bilmiyorum. Tamam. Konuşacağız. Tamam. Herife bak ya. Ne oluyor ya? Herife bak Allah'ım. Kim bu adam biliyor musun sen? Metin'in babası. Adam alenen rüşvet teklif ediyor ya. Ne rüşveti? Halil Sadi davasında şüpheli bu herif ya. Ay ne diyorsun ya? Tabii. Dur ama dur sen dur. Alo Cumhuriyet Savcısı Selim Kara. Boran Yaman'ı hemen telefona bağlar mısın? Şu anda bağla, bekliyorum ben, bağla. Alo. Boran Yaman. Nasılsınız savcı bey? Şimdi bak beni iyi dinle. Sen... Benim çok kötü bir şöhretim vardır, sen onu bilmiyorsun demek ki. Ben birini kafaya taktım mı o adamı içeri atmadan rahat edemem. Sen benim çocuğum üzerinden, benim oğlum üzerinden bana rüşvet teklif etmeye kalktın. Bunun hesabını soracağım senden. Duyuyor musun? Siz olayı çok yanlış değerlendirmişsiniz. Bitmedi, bitmedi. Beni dinle. Şimdi senin patronun Halil Sadi'yi kafaya taktığım gibi ben şu andan itibaren seni de kafaya taktım. Bundan sonra artık yakandayım. Anlatabiliyor muyum? Bana rüşvet teklif etmek, benim gibi birine rüşvet teklif etmek neymiş? Oturacağız, onu bir konuşacağız, bir hesaplaşacağız onu. Tamam mı? Görüşeceğiz, görüşeceğiz. Pislik rüşvet herif ya. Hadi Canan, yürü, gidiyoruz. Ben dışarıdayım, Altay'ı da al, gidiyoruz. Çok üzülecek Altay ya. Ya ne üzülecek ya? Ben diyorum ki okuldan almayı düşünüyorum çocuğu. Sen hala üzüleceğindesin ya. Ha, tamam, yürü, hadi alıyorum Altay'ı. Metin! Ne oldu, ne istiyorsun? Telefonla konuştun, çıktın gittin, bir daha da gelmedi. Ya kalmamı istemiyorsun zaten, gelsem ne olacak? Tamam o başka canım. Allah Allah, kimle konuştun? Babam aradı, babam. Baban aradı? Evet, babam aradı. Tamam, öğrendin, bitti. Rahatladın mı? Sebep? Boşanacağımızı duymuş. Geleyim bir enkaza bakayım dedi herhalde. Para teklif etti. Yeni bir hayata başlayayım diye. Tabii hakaret ederek. Bir yandan da haklı aslında yani. Gerçekleri yüzüme vurdu diyelim. Neden kabul etmiyorsun teklifini? Neden? Ne diyorsun Emel? Biz bir ömür yaşamadık mı seninle, bilmiyormuşsun gibi. Ya biliyorum. Tanıştığımızda çok kötü durumdaydın ama. Yani o zaman hayallerim vardı Metin ya. Bir mekan açmak istiyordun, kendine ait bir şeyler. O hayallerle aramı bir ömür girdi be. Evet girdi. Ben de girdim. Çok karıştım, çok müdahale ettim. Hata yaptım. Efendim? Ne dedin sen? Ben yanlış duydum herhalde. Neyse ne, bir daha duymayacaksın zaten de. Ben diyorum ki hazır eline fırsat geçmişken bence değerlendir. Bak artık ben de yokum. Ne bileyim, baban da yaptığı hataların bedelini ödemek istiyorsa bırak ödesin, bu senin hakkın zaten. Bir de yani artık ikimiz de bir yerden başlamak zorundayız bence. Ha, sen niye geldin bugün buraya?
Teknen senin olsun demeye geldim. Hoşça kal Metin. Aferin kardeş. Götür. Götür beni babana götür. Neredesin Selçuk? Ha? Neredesin bakayım? Hoş geldin. Akın. Babam çok uzun bir süre kaldı burada. Ama artık burada kalmıyor. Maalesef. Senin derdin ne Selçuk Taşkın'la? Yani olayın ne o tarafla? Şimdi bana öyle bir izah et ki bunu. Ben ikna olayım. Aksi takdirde babama zarar verme ihtimalini düşünürüm. O zaman da çok kötü şeyler yaparım. Otur hadi. Anlat. Yani Serapcığım, bu yaptığının karşılığını asla ödeyemem ben. Bir şey söyleyeyim, hiç merak etme. Her şey yoluna girecek, halledeceğim ben. Her şey düzelecek. Böyle bir şeyi insanı ancak ailesi yapar Serap. Serap, sen beni dinliyor musun?
Ben hiç iyi hissetmiyorum. Serapcığım bak. Hayatım. Aile olmaktan bahsediyorum sana. Fatih ne olur yapma. Ya niye? İki olgun insanız. Her şey gayet yolunda gidiyor. Ya sen benim sana evlenme teklif etmemem için bana bir tane sebep gösterebilir misin? Bir hayır, tane. Hayır Fatih ben yapamayacağım. Ben neyi yapamayacağım? Bir imza atacaksın. Hepsi bu. Neyi yapamayacaksın? Bence anlattıklarından fazlası var. Serapcığım bak. Sen ceza alırım diye korkuyorsan Selim blöf yapıyor seni. Fatih sus. Mesele ceza alıp almamak değil. Mesele bir ömür boyu bu vicdan azabıyla yaşamak. En başından beri yanlıştım. Çok üzgünüm. Saf bu çocuk salak mı dedin? Her şekilde ikna ederim ben bunu. Yer mi dedin? Bizim sana gösterdiğimiz sevgiyi, saygıyı... ...böyle mi suistimal ettin anlat. Öyle değil Hakkın. Sadece babanla yüzleşmek istiyordum. Beni görsün istiyordum. Kendim için. Başka bir şey yok. Arkandan iş çevirerek mi? Ne olacaktı ki zaten? Görüştüğünde ne olacaktı merak ettim. Bir şey olmayacaktı Hakkın. İnan bana bir şey olmayacaktı. Sadece onu görecektim. O beni görecekti. Ben anlatacaktım. O dinleyecekti bu. Yalan. Biri bana böyle yüzüme karşı yalan söylediğinde hasarı çok büyük oluyor. İzi kalıcı oluyor. Yalan söylediğinde. Sen de kalıcı iz mi oluyor? Sen kalıcı iz görmek istiyor musun? Hakkın Gökalp. Sana iz göstereyim. Görüyor musun bunu? Hı? İyi bak, iyi. Yakın bak. Bu yara ne biliyor musun? Ne yaktı baba? Buraya bak. Bak ne bunlar? Ne yazıyor burada Rusça? Söyleyeyim sana. Babam da yaktı tek tek. Tek tek üstüne dövme yaptım bunların. Bunların hepsi çocukluğumun izleri. İşte iz bu Akgün. Anlıyor musun? İz bu. Hayata ters yönden başladın diye mi her şeyin suçlusu kabahatisi Selçuk Taşkın? Ben ters yönden başlamadım. Ben hayatın cehenneminde başladım. Oradan kurtuldum. Ama senin baban Selçuk Taşkın beni o cehennemin dibine geri yolladı. Çocuktum. Annemden ayırdı. Niye yaptı bunu? Sana zarar vereceğimden korktu. Sana zarar vermeyecektim. Çocuktum lan çocuktum. Çocuktum daha 8 yaşındaydım. Sadece seni kıskanıyordum. Benim çocukluğumun cezası bu değildi. Bu bir eser, bu eser onun. Gözüme baksın. O zaman bilmiyorum belki... ...belki rahatlayacaktım. Bunu görsün istedim. Yalan söyledim evet. Sana yalan söyledim arkadan dolandım. İyi sen söyle. Benim gibi adama. Babanı gösterir miydin? Bu kadar acı çekmiş, bu kadar hırslanmış adama babanı gösterir miydin? Görsün istedim baban. Sadece görsün istedim. Belki o zaman birazcık kendime gelecektim. Birazcık iyi hissedecektim kendimi. Bu yüzden yalan söyledim. Ama sana söz. Artık yalan yok. Kardeş. Ben sana bundan sonra olacakları şöyle izah edeyim, şöyle sıralayayım. Selçuk Taşkın ismini bir daha anmayacaksın. Bitmiştir. Sana bir söz verildi. Gürcülerle olan hesabın kapatılacak. Onu da Taşkın soy ismiyle verdiğim için yerine getireceğim. Sana gelince. Savcı söylemişti. Aynı karından olmasanız, aynı karından doğmasanız diye her şey iyi, güzel, hoş olacak, mucizevi olacak diye tahmin etme diye söylemişti bana. Doğruymuş, haklıymış. Yapma, yapma. İşte bunu yapma. Şimdi biz seninle mesafemizi koyacağız.
Başka türlüsünü zaten düşünme sakın. Yani seni reddedecek değilim. Bize yakışmaz o. Ama sınırımızı çizeceğiz. Tamam mı? Merhaba, merhaba. O kadar. Anadır, o kadar. Seni kim bu hale getirdiyse de, senin günahına kim girdiyse de, Allah onları affetsin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çakmak sende kalsın. Yadigar. Selametle. Selçuk taşkının. Benimle kimse böyle konuşamaz Hakkı. Ya baba ben okulumu seviyorum ya. Niye ayrılmak zorundayım? Yavrum bitti ya. O okula gitmeyeceksin artık. Tamam konu kapandı. Konuyu kapatmamız lazım yani. Ya ama arkadaşlarım var orada. Ya başka arkadaşların olur. Kim görüşüyor lise arkadaşlarıyla ya bugün? Allah Allah. Selin bir tane tane mi gitsek ya? Ya gerekiyorsa gitmem İngiltere'ye falan. Altaycığım bak sen meseleyi kaçırıyorsun. Senin özel okula gitmenle ilgili zaten ben anlayamıyorum o durumu. Devlet okulları var ya. Devlet okuluna göndeririz ya. Devlet okulunun suyu mu çıktı? Ne oldu? Ne oluyor? Babama sor ne oluyor? Altay aşkım. Ne oluyor anne? Altay'ın okulunun sahibi babanın peşine düştüğü iş insanlarından biriymiş. İşte o yaz kursu falan. Rüşvet gibi bir şeymiş yani. Gibi mi? Ya herif alenen rüşvet teklif etti bana ya. Bak devletin savcısına alenen rüşvet teklif etti ya. Böyle şey olabilir mi? E tamam da Altay'a niye kızıyorsun? Bilmiyor ki bir şeyden haberi yok. Yavrum ben Altay'a mı kızıyorum? Kızdığım şey başka. Benim sinirlendiğim şey bu durumun kendisi. Ya buna sinirleniyorum ben. Böyle şey olur mu? Zaten ben işkilenmiştim. Bu not ortalamasıyla yurt dışına bir kampa nasıl gidiyor ya bu çocuk? Altından bir şey çıkacaktı. Çıktı işte. Tamam Selim uzatmayalım artık. Evin önündeyim. Sonra. Konuşalım mı savcı? Tamam benim zaten bir çıkmam lazım şimdi. Tamam ben de gidiyorum. Sen nereye? Kuzenim. Yemeğe kalmayacağım. Akgün gelecek diye kaçıyorsan gerek yok gelmeyecek. Siz Akgün'le mi konuştunuz? Konuştum. Benim için bir şey söyledi mi? Özetle benden kaçmasına gerek yok diyor. Tahminimden erken aradın. Ne kadar yatarım? Maksimum 1,5 yıl. Tek kişilik hücre. Tek kişilik. Ama karşılığında bir takım taleplerim olacak. Senin etinden sütünden faydalanmak istiyorum Fatih. Düşünmek için bana biraz süre ver savcı. Tabii. İstediğin kadar düşün, taşın. Sonra gel. Ne istiyorum onu konuşalım. Sen beni cezaevinde görmek istiyorsun. Öyle veya böyle. Suçlusun ama sen Fatih. Bence kişisel. Adaletin kişiseli olmaz. Beraber okuduk. Bunu sen de biliyorsun. Arayı fazla açma.
Alo. Alo, benim ben. Metin. Ya Metin işte benim. Numaram kayıtlı değil mi sende zaten? Ben o teklif ettiğim parayı almaya karar verdim. Doğru bir karar. Akşam para elinde olur. Yalnız bak baştan söyleyeyim, ben öyle teşekkür falan etmem. Beklenmesin yani. Para benim hakkım zaten. Bence bir mahsuru yok. Tamam, hadi görüşürüz. Ama ben sana teşekkür ederim oğlum. Çok teşekkür ederim. Konuştuğumuz para mevzusu tamam. Akşama hazırlığınızı yapın. Kardeşim neredesiniz ya? Vallahi iyi ki kapalı günümüzdeyiz. İkiniz de arazi oldunuz. Yoksunuz dünden beri. Hayırdır kanka? Ters bir durum mu var? Var. Ters bir durum var. Senle benim aramda. O yüzden gelmedim. Sakinleşmeyi bekledim. Ne demek istiyorsun? Ben anlamıyorum seni şu an. Bu konuşmayı ağzını yüzünü kırmadan yapmak istedim. Kanka, biraz ayıp ediyorsun gibi sanki bu laflarla falan. Beni niye içeride bıraktın oğlum? İçeride bıraktın derken ben... Ne Soner yapıyorsun Bey. Oğlum? Ne oluyor lan? Soner Bey. Sen karışma. Bizi yalnız bırak. Tamam peki ama sonu nereye varacak? Ahmet. Çık. Çık Ahmet. Çık hadi. Ben eski ben olsaydım sen şu anda beni böyle sağlam bir şekilde dinlemiyor olurdun. O yüzden fırsatın varken söyle. Naz'la beni mi öğrendin? O yüzden mi şikayetini geri çekmedin? Sen hak ettin bunu. Naz'dan hoşlandığımı bile bile ona yürüdün. Sen benimle resmen dalga geçtin. Sözde bana yol gösterdin, bir abi gibi, bir kardeş gibi. Yok ailevi sorunları varmış, problemleri varmış, git konuş falan filan dedin. Sen beni göz göre göre aptal yerine koydun abi. Bir, konuş demedim, dinle dedim. İki, bu söylediklerimde samimiydim ben. Bir şekilde birbiriniz için uygun olduğunuzu düşünüyordum. Aradan çekilecektim. Kanka çok teşekkür ederim ya gerçekten. Bravo, çok alçak gönüllüymüşsün yani. Peki ben şeyi şu an çok merak ettim. Hani ne oldu da sen o kızı benim elimden almaya karar verdin? Peki... Sanki birlikteymişsiniz de ben sizi ayırdım gibi konuşma, benim canımı sıkma. O zaman kaç kişiyle flört ediyordun sen? Ha sen de bu yüzden bana kazık atabileceğini düşündün herhalde. Sen beni içeride bıraktın lan. Neyle neyi karşılaştırıyorsun lan sen çakal? Abi bak ben bir hata yaptım, kabul ediyorum tamam mı? Ben bir hata yaptım ama o hatadan geri döndüm. Madem sen de bir hata yaptın. Dön hatandan abi, dön. Hata falan yok. O bana geldi. Ya bırak palavrayı. Hani sen... Yeri geldiğinde çok delikanlı bir adamsın ya, biz bunu biliyoruz. Sen delikanlı bir adamsın. İşte sana fırsat. Göster delikanlılığını. Abi bak, o kızın bizim aramıza girmesine izin verme abi, izin verme abi. Sen delikanlılıktan ne anlarsın ha? Hayatın boyunca baba parası yemiş, gününü gün etmiş bir adamsın. Sen delikanlılıktan ne anlarsın? Sen de babasının soy ismini sözde kullanan... Eray. Abi o kız sana fazla, abi o kız sana fazla abi. Thank you.
fazla? Diyelim ki senin dediğin gibi. Ama beni seviyor. İlk defa biri beni karşılıksız seviyor. Karşılıksız. Korkmadan. Çekinmeden. Olduğum gibi. Onun yanındayken eksiklerimi görmüyorum. Onun yanındayken kendimi eksik hissetmiyorum. Yani birader. Ben bu kızdan vazgeçmeyeceğim. Eğer bir hesap yapacaksan buna göre yap. Konuşabilir miyiz? Sitenin oradayım. Lütfen. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Sen gelmezsen ben gelirim. Boşanmış adamsın ya. Ne işin var hala burada ya sen? Selim. Hı? Altay hala odasında. E tamam gelsin buraya. Ay, çocuk üzgün Selim ya. Ne yapıyorsun? Mesaj atıyorum ya. Ne mesajı ya? Kime mesaj atıyorsun? Ali ile konuşuyorum. E tamam hadi çık bir. Bak ya şu Altay'a. Tamam. Çıkıyorum. Gelebilir miyim? Kapıyı çalmıyorsun. Garip oldu değil mi öyle? E oldu. Nasılsınız canım? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim anne, teşekkür ederim. Ben yağmur vermiştim de ulaşamadım. Açmadı daha doğrusu kendisi. Ben de dedim geldim buradan işte bir bakayım yukarı doğru. Belki görürüm. Kendimi hani açsana telefonunu açar mısın? Hı. Diyeyim. Gibi. Etrafta da garip hareketler yapınca yağmuru telefonunu açar gibi düşündün. Ben gideyim. Canım teşekkür ederim. Sağ ol. Dur. Gitme gitme. Ya. Selim. Altay'ın odasında çaktırmadan. Ha, hadi.
Çok teşekkür ederim. Ya teşekkür ediyorsun ya özür diliyorsun. Gel sessiz olalım. Altay tıkla ya. Tıkla ya bir kere tıkla şu kapıyı ya. Yağmur benim benim. Sessiz ol tamam sessiz ol. Ya delirdin mi sen? Allah aşkına sakin ol. Nasıl sakin olayım sen nasıl girdin eve? Annen aldı beni içeri babanın haberi yok. Böyle pat diye de daldığım için özür dilerim. Gerçekten çok utanıyorum şu an. Tamam tamam delirdin mi sen hadi çık çık git. Yağmur sana söyleyeceklerimi söylemeden hiçbir yere gidemem. Bak konuda falan mı konuşsak ne yapsak böyle konuşamıyoruz. Tamam tamam bak onunla konuşalım dur bir saniye. Bak o tamam hadi sen çık. Sessiz çık ama. Ya gün ya. Sessiz. Delirdin sen. Ne bu kadar önemli olan ne? Ya bugün res çektim değil mi? Eğer öyleyse... Res çekmekte haklısın Yağmur. Sonuna kadar haklısın. Söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Ben bugün bir karar verdim. Bak Yağmur. Ben kendimi bildim bileli yalnızım. O kadar çok insan gördüm ki, o kadar çok insanla muhatap oldum ki, tanıştım ki. Her türden insanla ilişkim oldu. İnsanların benimle ilişkilerinin olmasının sebebi hep böyle bir nedenden dolayı ilişkileri oldu benimle. Hep. Savcımın bile ya. Yani babamla işbirliği yaptığı için başta beni yanına aldı. Sonradan işler değişti eyvallah ama... Oralara hiç girmeyelim şimdi. Nitekim seni gördüm. Tanıştık. Sen ağzına gelen her şeyi olduğu gibi söyleyen sen, yalan dolan bilmeyen sen, arkamdan iş çevirmeyen sen, sırtımı yaslayabildiğim sen, beni seven sen, sen beni karşılıksız sevdin Yağmur, bir beklentin olmadan. Karşılığında sadece seni sevmemi istedim bunu. Ama ben seni sevmek yerine seni nasıl seveceğime takıldım kaldım. Bu benim hatam. Ben de hatalarımdan ders çıkarabilen bir insanım diyemem sana. Ne olduğumun da farkındayım. Senden tek bir şey istiyorum Yağmur. Eğer beni affedebilirsen, bana birazcık izin verebilirsen, zaman tanırsan, seni sorgusuz, sualsiz, koşulsuz, şartsız seveceğime yemin ederim. Yemin ederim. Bir şey demeyecek misin? Belki beni öpersen birkaç kelime edebilirim. İyi ki varsın. İyi ki çıktın karşıma. Gerçi sen doğum günü kutlamayı sevmiyorsun ama... Kutlamıyordum aslında. Yani... Ama şu an... Yani artık... Kutlamak istiyorum. Şimdi, şu an. Şu an ne yapıyoruz biliyor musun? Ben buradan aşağı atlıyorum babana yakalanmamak için. Sen acil üstünü değiştiriyorsun. Geliyorsun aşağıda buluşuyoruz sonra. Çıkalım mı? Nasıl şimdi mi? Şimdi şimdi hadi. Ay, tamam dur. Şişt, tamam dur gitme. İndir ayağını. Benim daha iyi bir fikrim var. Şimdi anladın mı Altay? İngiltere işi neden olmaz? Kansızlar. Kansızlar mı? Hı hı. Nereden dönüyorsun oğlum bu lafları? Kızdın mı? Hayır, kızar mıyım sana? Ben sana kızar mıyım?
Burada bir şey daha var. Anneniz galiba demiş ki babanıza dedenizle ilgili soru sormayın demiş. Öyle bir şey yok. Tamam. Bak, ne istiyorsan, neyi öğrenmek istiyorsan sorabilirsin. Tamam. Hadi aşağı gelin. Ne oldu? Misafir var. Misafir mi? Kim lan misafir? Metin Bey. Geldim. Orhan Bey selam var. Bu sizinmiş. Evet. Tamamdır. Teşekkür ederim. İyi günler. Yaktın mı? Geliyorlar. Vay. Hayırdır Akgün? Savcım bugün işim erken bitmişti de ben de böyle gideyim ailecek bir şeyler yapalım dedim kendi kendime. İznin olursa yani. Ailecek dedi. İzin ne demek, manyak mısın? Hoş geldin ya. Aslanım benim. İyi ki doğdun. İyi ki varsınız. İyi ki hepiniz. Tek tek yani. O pastanın haline. O pastayı ben dün yaptım. Evet. Ama bugün yarısı gitti. Tadına da bakmadım. Artık idare edeceksiniz. Güzel oldu mu bilmiyorum. Bakacağız. Çok güzel olmuştur o. Çok güzel ya. Güzel duruyor yani. Çilekleri, üstündeki böğürtlenleri çok güzel olmuştur o ya. Hadi yak bunları. Yakayım o zaman. On üç ver. Bu 13 mü? 13 mü bu? 13 ver. Şunun hidrolüne bak. Da Halil Sadi Bey. Niye açmıyorsun telefonlarımı? Canım sıkkın. Açmıyorum. Ne yapacağım? Sana rapor mu veriyorum? Planın işe yaramadı. Evet. Ama başka plan yapacağım. Sen merak etme. Ben sana Selçuk Taşkın'ı getireceğim. Usta, bunun frenciyörlük borusu bitmiş. Ben planımı biliyorum. Onlara ne yapacağım? Çok iyi biliyorum. Ben Selçuk Taşkın'ın olduğu yere giremiyorsam onu oradan çıkarırım. Akgün üfledi. Ya bir dilek tut. Tuttum. İyi ki doğdun. Çok teşekkür ederim canım. Mutlu yaşlar. Var mı? İyi ki doğdun. Sağ ol canım. İyi ki varsın. Altay. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. Teşekkür ederim nicesine. Hadi hadi kesmiyor muyuz pastayı hadi. Ben kesiyorum canım. Evet hadi kes. Ben şu mumları alayım. Nasıl olacak o? Oğlunun cenazesi için kendisi çıkacak. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.